En ideal kask montajı nasıl olur arkadaşlar? Size onlardan bahsedeceğim. Normalde bunun küçük aparatları oluyor. Şurasına falan yapıştırıyorsunuz. Bir sürü teferruat ekstradan uğraşıyorsunuz. Düşüyor, kayboluyor. Motor sürüş esnasında oradan çoğu düşüyor yapışkanı. Buralar aşırı bombeli olduğu için o kask yapışkanları yapışmıyor buraya. En güvenli, en sağlam montaj arkadaşlar. Birincisi bu. Şu aparat satılıyor internette. Şuradan bağlıyorsunuz. Bunun düşme şansı yok. Ama bunun da ayrıyetten dezavantajları var. Onları da söyleyeceğim. İkinci aparat da yıl olmuş 2022. 3D printer denen bir şey var arkadaşlar. Kaskınıza özel olarak üretilen 3D yazıcıda basılan bu aparatlar. Mesela bu LS2 MX-436 bu kaska özel üretilen bir aparat ve cuk diye oturuyor. O kadar güzel oturuyor ki yani sadece yapıştırıyorsunuz arkasına bant çekip ve oldukça hafif ve sağlam. Ve Osmo Action kameramı bu şekilde montajını sağladım. Şu ara aparatı aldım internetten. Şurada boya mikrofon adaptörü ve kaskın içerisine doğru mikrofonu montajını yaptım. Yalnız buraya her mikrofon olmuyor arkadaşlar. Normalde şöyle bir şey vardı bende. Göstereyim. Şöyle hoparlörlü mikrofonlu, hani telefondan hem müzik dinleyip hem de kayıt yapabileceğim bir alet vardı ama bu cep telefonu için uyumlu arkadaşlar. DJ Osmo Action ve GoPro Hero'lara özel mikrofon almanız gerekiyor. Sadece kamera uyumlu mikrofon almanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İşte bundan. Bu giriş çalışmıyor arkadaşlar. Sadece cep telefonunda çalışıyor. Aksiyon kameralarında o giriş maalesef çalışmıyor. Bunu buradan taktınız. Püf noktası şu, hareket etmeyecek. Hareket ederse görüntüde çok fazla takırdama oluyor. Bunu olabildiğince gergin bir şekilde sabitlemeniz gerekiyor. Mikrofona gelirsek, mikrofon da Hepamers marka headset mikrofon olarak geçiyor. Yaka mikrofon değil. Yaka mikrofonunu burada uydurmanız zor olur. Headset mikrofonu alıyorsunuz. O da bu şekilde oluyor. Konuşmacıların kullandığı mikrofonlardan. Böyle esnek, istediğiniz yere bu şekilde koyabiliyorsunuz. Ben şuralardan dolaştırdım. 1 metreydi kablo. Buradan böyle dolaştırdım. Şuradan verdim. Önemli olan bunun sallanmamasını verdim. Şuradan verdim. En ideal, en sorunsuz, en mükemmel sonuca bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ucuz yollu olarak, gerçi şöyle bir şey var. Bu 40-50 TL bir ücreti var bunun. Ucuz yollu derken, bunun ücreti gerçekten çok ucuz. Ben bunu 40 liraya aldım. Bunu 100 liraya aldım. Bunun en büyük dezavantajı, öncelikle şuradaki rüzgar perdesini engelliyor. Rüzgar perdesini söküp montajını yaptığı zaman da rüzgar perdesi olmuyor doğal olarak. Ve kaskınız kapanmıyor. Hani diyelim bol bıraktınız, kapandı. İyi, güzel şu an kapandı. Biraz açıklık kalıyor ama yine kapandı. Açtığınız zaman bu sefer buradaki kamera aşağıya doğru böyle kayıyor giderken. Gergin yaptığınız zaman da bu sefer camınız kapanmıyor. Şöyle göstereyim. Böyle gidiyorsunuz. Uzun yolculuklar için kabus. İşte ben bir yere gitmiyorum, şehir işlemiyorum demeyin. Yani yağmur yağar, bir şey olur, kapatmak zorunda kalırsın. Sağa çekip bunlarla uğraşırsın. O yüzden bu yöntemi cross kasklarda ve gözlükle kullanabileceğiniz kasklarda bu yöntem mantıklı. Öbür türlü şurada bir açıklık oluyor. En temizi 3D yazıcıdan basılmış bu ürünleri tercih etmeniz. Çoğu kaska göre gördüm. Yani yaklaşık 10-15 modele göre vardı. Tutulan, bilindik piyasadaki çoğu kaskın bu şekilde printer'dan basılma kask tutucusu var. Buraları niye bantladım diye sorarsanız, çok fazla kulağıma ses yapıyor burası. Ben de bantladım.
Yani havalandırma özellikleri fazla olduğu için gerek yok oradan hava girmesine. Kapattım, sesi kesti. En ideal kask montajına gelirsek bu şekilde arkadaşlar. Neden bu şekilde montaj ettiğimi de söylemek istiyorum. Çok açı denedim. O kadar çok açı denedim ki. Şuraya taktım, olmadı. Şuraya taktım, buraya taktım, buraya taktım. Arkadaşlar, en güzel açı baktığınız yeri gösteren kamera ve buradan baktığınız zaman zaten çekip çekmediğini de görüyorsunuz. Şarj var mı, yok mu, hafıza dolmuş mu, dolmamış mı? Hepsini hem kayıt esnasında görüyorsunuz hem de baktığınız yeri gösteriyor. Şimdi şuraya takıyorsun, böyle dev yukarıdan böyle bir saçma sapan görüntü, motor gözükmüyor, uçuyormuşsun gibi sürekli, arkadaşın gözükmüyor, yanındaki motor gözükmüyor. Ana caddede egzozsuz bir motor var galiba, neyse. En ideal açı bu arkadaşlar. Buralara taktığınız zaman da düşme tehlikesi çok fazla oluyor ve görüntüyü düz bir şekilde konumlandırabilmeniz için çok fazla kullanmanız gerekiyor. Şunlardan, şu malzemelerden çok fazla kullanmanız gerekiyor. Şuraya taktığınız zaman da sol tarafı hiç görmüyorsunuz. Benim YouTube kanalımda tüm açıların, yani her açıyı denediğim için tüm açılarda çekimler vardır. Bir ara burada, bir ara şurada, bir ara burada. Yani oldukça fazla tecrübe ettim. Çoğunu da YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şu açı da biraz havalı duruyor gibi ama sol taraf veya sağ taraf hiç yok. En temizi bu arkadaşlar. Hem sesinizle kaydedersiniz. Mikrofon olmadan da sesinizi kaydedebiliyorsunuz bu şekilde. Yiyeceklerim bu kadar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Stabilizasyon videosu ve DJI Osmo Action ve GoPro Hero 5'in detaylı karşılaştırma videosu mevcut kanalımda. İkisini de yan yana çekmiş olduğum stabilizasyon videosu mevcut. Bu videoda Hero 5'ten çekiyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.